Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle tığ işi yapacağız. Tığ işi örgümüzü, bu bir bebek için yelek, battaniye, pike, kalın iplerle yaparsanız pike, evdeki kalan iplerinizle değerlendirirsiniz arkadaşlar. Rengarenk de yapabilirsiniz, iki renkle de yapabilirsiniz, üç renkle de yapabilirsiniz. Bu şekilde yaparak evdeki iplerinizi değerlendirir. Ama ana rengimiz beyaz olsun arkadaşlar. Eğer ki bebek battaniyesi yaparsanız, ben kolay bir kenar yaptım. Siz daha geniş kenarlar yaparak pike veya bebek battaniyesi yaparsanız bu şekilde kenarlarını yaparak deneyin arkadaşlar. Şimdi sadece bir miktar gösterebilmek için ben evdeki lif iplerim vardı. Onlarla başlayarak denedim. Şimdi sayı vermeyeceğim. Sayı vermeyeceğim. Yine bir miktar zincir çekerek, model olduğu için benimki. Siz kalın şiş tığlarla, kalın iplerle yaparak pike, bebek battaniyesi pike yapabilirsiniz arkadaşlar. Modeli gösterebilmek için bu kadar zincir yeterli. 1 1 2 3 kenarımızın zinciri üzerine alalım ve geriye doğru sayalım. 1 2 3 4. zincirimize batalım ve ikili trabzan yapalım. Bu şekilde her zincirimize atlamadan üzerine alarak ikili trabzan yapalım. Başa kadar böyle bu şekilde devam edelim. İkili trabzan. Bu ilk sıramızı bu şekilde götürelim. Daha sonra diğer aşamaları beraber görelim. İlk sıramızı bu şekilde sayı vermedim çünkü model sadece model olduğu için arkadaşlar, dediğim gibi siz bebek battaniyesi büyük yaparak pike, bebek yeleği de olur, yapın ve deneyin arkadaşlar. Şimdi farklı bir renk alarak, tabii ki sizin evde renkleriniz vardır illaki, tek renk de yapabilirsiniz. Bir tane renk koyarsınız beyaza. Onunla götürürsünüz. İpimizi sabitleyelim. Serbest bir şekilde trabzanımızın arasına sık iğne olarak bir tane yapalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. 1, 2, 3 trabzanımızın, üçüncü trabzanımızın arasına batalım. Sık iğne yapalım. 1, 2, 3. 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Ve trabzanımızın arasına batalım. 1, 2, 3. 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımızın arasına batalım. 1, 2, 3. Tepesine değil de 1, 2, 3 arasına batalım. 1, 2, 3. 3 zincir çekelim. Üzerine almadan 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımızın üzerine değil de arasına batalım. 1, 2, 3. Üzerine almadan 1, 2, 3 sayalım. 3 tane trabzan sayalım ve arasına batalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kenara bir tane fazla geldi. Önemli değil. Bunu da böyle yapalım. Bu ipimizle eğer ki diğer sırayı da bu ipimizle devam edersek, bu ipimizle devam edersek koparmayalım. Farklı renk kullanırsak ipimizi burada koparalım.
Şimdi ben farklı bir renk koyacağım diğer bölümde. O yüzden ipini kopardım. Şimdi yine beyaz rengimizi alarak alalım. 1, 2, 3. Burayı tekrar göstereyim. Beyaz ipimiz burada kalmıştı. Bu renklimizi iki ipimizle yürüttük ve ipimizi kopardık. Dediğim gibi eğer ki siz ikinci sırada da aynı iple devam ederseniz ipinizi koparmayın. Hani üçüncü sırada da devam ederseniz koparmayın. Devam edin. İpinizi yürütün arkadaşlar. Buraya zincirimizi çekerek 1, 2, 3 zincirimizi çekerek 10, 3'er tane zincirimizin arasını serbest bir şekilde 1, 2, 3. Bu zincirimiz burada. 3 tane zincirden sonra 1, 2, 3 tane zincirimize trabzan yapalım. Diğerini atlayalım. Araya hiçbir şey çekmeyelim. 2, 3. Üzerine yine alalım. Araya zincir çekmeyelim. Üçer tane trabzan yaparak bu şekilde gidelim. Yine üzerine alalım. Diğerine geçelim. 1, 2, 3. Yine üzerine alalım. Diğerine geçelim. Üçer tane trabzan yapalım. İkili. İkili dedim. Üzerine alarak ikiden çekelim. Üzerine alalım. 1, 2. Ve yine hiçbir şey yapmadan, zincir falan çekmeden diğer zincirimizi atlayalım. 1, 2, 3. Yine üzerine alarak diğerine geçelim. 1, 2, 3. Yine üzerine alalım ve diğerine geçelim. 1, 2, 3. Geldik kenara. Kenara geldiğimizde şimdi farklı bir renk koyacağımız için, tabii ki siz dediğim gibi aynı rengi kullanırsanız aynı ipi bıraktığınız yerden devam ettirerek, diyelim ki bu şekilde ipi koparmadınız ve buradan devam ettirerek gidebilirsiniz. Şimdi farklı bir renk koyacağım için diğer rengimizi alalım. Ben 3 renk kullandım. 2 de olabilirdi, 1 de olabilirdi. 3 renk koydum ben. Beyaz ipimizi takarak bu şekilde sabitleyerek birinci trabzanımızın arasına serbest bir şekilde batalım. Birinci trabzanımıza batalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Yine üçer tane trabzanımız vardı biliyorsunuz. Bu şekilde 1, 2, 3. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincir çekelim. Serbest bir şekilde batalım. Üzerine almadan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üç. 1, 2, 3. Yine kenara geldiğimizde aynı şekilde zincirimizin arasına batalım. Ve ipimizi yine koparalım. Yine aynı renkleri kullanırsanız siz koparmadan devam ettirebilirsiniz. Şimdilik beyazımızı yine alarak beyazımızı
Başlangıçtaki sık iğnemizi alarak 1, 2, 3 zincir çekelim. Yine zincirlerimize 3'er tane ikili trabzan yapalım. İkili dedim, üzerine alarak 2'den çekelim. 3 tane aynı yere 3 tane batalım. Yine üzerine alalım, diğerini atlayalım. Bu sırayı da aynı bu şekilde götürelim. Çok kolay arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde götürelim. Üzerine geldiğimizde farklı bir renk koyalım. Bu şekilde devam ettirelim arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde götürelim. Bu sıramızı bu şekilde yine götürerek yine kenara geldiğimizde farklı bir renk koyarak, benim bu rengim vardı, bunu koymak istedim. Bu şekilde önce ipimizi sabitleyelim. Çevirerek bu beyaz ipimiz hep bu kenarda kalsın. Bu bir önceki dolgumuzun içine, birinin içine serbest bir şekilde batalım. Tepesine değil de 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Serbest bir şekilde diğerinin arasına batalım. 1, 2, 3. Yine serbest bir şekilde batalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. 3'er tane dolgularımızın arasına serbest bir şekilde batalım. 1, 2, 3 üzerine almadan. Bu şekilde bu sıramızla götürelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde modelimiz devam edecek. 3 tane yapalım zincirimizi. Aralarına bu şekilde batalım. 1, 2, 3. Bu kenar zincirimizle burada 4 tane olması gerekiyor. Oraya da batarak bu şekilde bir zincir çekerek ipimizi koparalım. Eğer ki siz aynı renklere devam ederseniz iplerinizi koparmadan devam ettirin arkadaşlar. Şimdi bu ipimiz bitti ve burada kopardık. Yine başa dönerek ipimiz, beyaz ipimiz bu kenarda kalmıştı. Burada bir sık iğnemiz vardı. Başlangıç bölümünde 1, 2, 3. 3 tane zincir çekerek diğerine geçerek, sık iğnemize değil de zincirimize geçerek serbest bir şekilde buraya 3 tane ikili trabzan yapalım. 3'er tane. Kenar zincirimizi saymayalım. Ve yine üzerine alarak 1, 2, 3. Hiçbir zor yanı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her sıra aynı şekilde, değişik bir şey yok, aynı şekilde gidiyor. 2, 3. Yine üzerine alalım, diğer zincirimize geçelim. 1, 2, 3. Yine üzerine alarak diğerine geçelim. 1, 2 ve 3. Yine üzerine alarak bu şekilde modelimizi devam ettirelim arkadaşlar. Yine üzerine alalım. Hiç farklı bir şey yok. Evet arkadaşlar, modelimiz bitti. Yine buraya farklı bir renk takarak, dediğim gibi eğer ki tek renkle devam ettirirseniz koparmadan bu ilmeğimize takarak arkadan renklerimize gidelim. Gördüğünüz gibi çok kolay modelimiz arkadaşlar. Bir dahaki farklı bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.